GCM Forex'e gidiyoruz. Tuğberk bizi orada bekliyor. Tuğberk Çitilci karşımızda. Tuğberk, gün sonu itibariyle fiyatlamalar ne durumda? Alalım senden ayrıntıları. Mine Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. 2017 yılının ilk işlem gününde bazı piyasalardaki tatil nedeniyle yatay fiyatlama davranışlarının hakim olduğu bir seans geçiriyoruz. Amerika tarafına baktığımız zaman da piyasalar kapalı fakat Trump hikayesi devam ediyor. Trump hikayesinde biraz etkinin gecikmeli olarak yavaşladığını görüyoruz. Bu noktadan sonra da Trump'ın yapacaklarını, icraatlarını takip edeceğiz. Avrupa tarafında günün öne çıkan verileri PMI rakamlarıydı. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Avrupa bölgesinde PMI rakamları açıklandı. PMI rakamlarında hatırlayacağımız üzere 50 referans seviye, 50'nin üzerinde ekonomik ivmede yukarı yönlü bir potansiyel beklentisi, 50 seviyenin altında ise ekonomik aktivitede ivme kaybı şeklinde bir beklentimiz oluşuyor. Avrupa tarafına baktığımız zaman da PMI rakamları 50 seviyesinin üzerinde. Özellikle Fransa tarafında 48 seviyesinden itibaren düzelen potansiyel Fransa ekonomisini ve buna bağlı olarak da Avrupa ekonomisini destekliyor. Ki keza bu noktada Almanya PMI rakamı ile Fransa PMI rakamı arasındaki makasın Fransa lehine doğru kapanıyor olması Avrupa bölgesine ilişkin ekonomik gidişatı destekleyen başka bir unsur oluyor. Günlerden PMI rakamı olarak devam ettik. Türkiye için de PMI verisi açıklandı. Fakat Türkiye'deki PMI verisi 50 referans seviyesinin altında 47.7 olarak gerçekleşti. Bu da ileriye dönük olarak ekonomik aktivitede bir zayıflama beklentisinin etkin olduğunu gösteriyor. Yurt içi tarafta Ocak ayına ilişkin hazinenin ihaleleri takip edildi. Faizde bir miktar yükselme oldu. Yarın ihaleler devam edecek ki Ocak ayı hazinenin yüklü borçlanma programının olduğu bir periyot olduğundan dolayı hazine ihaleleri Türk varlıkları üzerinde etkili olması beklenebilir. Varlık fiyatlarına baktığımız zaman da ise Borsa İstanbul 100 endeksinde yatay fiyatlamalar devam ediyor. 78.000 ile 77.500 arasında. Euro dolar paritesine baktığımız zaman da her ne kadar Avrupa tarafından iyi PMI verileri gelse de 1.05'in altında fiyatlamalar devam ediyor. Kısa dönemli olarak 1.0480 ve 1.0430 seviyeleri takip edilebilir. Dolar Türk lirasına baktığımızda 4 saatlik periyotta 100 birimlik hareketli ortalama 3.51.10 seviyesi referansımız. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketler beklenebilir diye düşünüyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz Tuğberk. Kolay gelsin diyelim sana. Piyasalardaki son fiyatlamaları da böylece öğrenmiş olduk Tuğberk'ten.